İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yapılan açıklamada Ermenistan saldırgan bir devlet. Minsk grubu bu sorunu 30 yıldır çözemedi. Ermenistan düzenli olarak Azerbaycan'daki sivillere ateş açıyor diyerek şöyle devam etti. Bu saldırıların sonucunda elbette kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayacağız. Azerbaycan topraklarını ve halkını sonuna kadar destekleyeceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerimiz devam ediyor. Dün Türkiye'ye bir heyet gönderdiler. Savunma Bakanımız ve ordu komutanlarımızla da görüştüler ve benimle telefon görüşmesi yaptılar. Azerbaycan kardeşlerimizle beraberiz, onlarla olacağız ifadelerini vurguladı. Washington'da Ermeni Büyükelçiliği önünde bir protesto eylemi düzenlendi. Eyleme, Washington ve çevresinde yaşayan Azerbaycan topluluklarının üyeleri katıldı. Protestocular Büyükelçiliğin önünde ellerindeki Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüdüler. Yüzlerce yurttaşımız, işgali durdur, Ermenistan'ın utanç, Karabağ için adalet, Karabağ Azerbaycan'a ait sloganları ile Büyükelçiliğin önünde toplandı ve Amerikan halkını adaletsizlik konusunda susmamaya çağırdı. Protestocular Ermenistan provokasyonlarına derhal son verilmesi ve Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesini talep ettiler. Türkiye'nin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partileri Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayan ortak bir bildiri yayınladı. Ortak bildiri şu şekildedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan yanlış yolda. Üst Karabağ bölgesini ve Azerbaycan'ın çevre bölgelerini yıllardır işgal eden Ermenistan'ın bu saldırısı, Güney Kafkasya'da barışın ve istikrarın korunmasının önünde büyük bir engel. Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları ve toprak bütünlüğüne barışçıl çözümü için verdiğimiz desteği yeniliyoruz. Ermenistan Birleşik Milletleri'nin Güvenlik Konseyi AGİT'in kararlarına uymalı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmelidir. Türkiye, toprak bütünlüğünü geri kazanmak için her türlü çabayı gösteren Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Azerbaycanlı şehitler için Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz ifadeleri bildirildi. Ermeni Soruşturma Komitesi'ne göre son çatışmalarda 4 Ermeni asker öldürüldü ve 36 kişi yaralandı. Bu haberin tamamen yanlış olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtiyoruz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ermeni Silahlı Kuvvetleri Tavuz bölgesindeki çatışmada yaklaşık 100 asker öldü ve yaralandı. Her zaman olduğu gibi Ermenistan askeri kayıplarını halktan saklamaya çalışıyor ama bir süre sonra gerçek ortaya çıkacak ve kayıpları kabul etmek zorunda kalacaklar. Bu nedenle Azerbaycan medyasını Ermeni medyasının yaydığı yanlış bilgileri yaymamaya ve düşmanın yanlış bilgisini açığa vurmaya çağırıyoruz dedi. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.